Aşağıda uzun köşegenleri çizilmiş bir düzgün sekizgen verilmiştir. Bu düzgün sekizgende bulunan bazı üçgenlerin içerisinde şekildeki gibi 6, 8 ve 10 sayıları yazılmıştır. Diğer üçgenlere ise birbirine komşu herhangi 4 üçgen içerisinde yazılan sayıların toplamı 35 olacak şekilde doğal sayılar yazılacaktır. Buna göre mavi boyalı üçgenler içerisinde yazılan sayılar toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bize şu bilgiyi vermiş. Demiş ki birbirine komşu herhangi 4 üçgen içerisine yazılan sayıların toplamı 35 olacak demiş. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben eğer şuraya A diyecek olursam arkadaşlar, şurası A olacak olursa, bu durumda bak 1, 2, 3, 4 olacak. Bunların toplamı kaç olmalı? 35 olmalı. Demek ki 10 ile 8'i topladığımızda 18 oluyor. Şuraya öyle bir sayı vermeliyim ki A'yı da topladığımızda 18 A olduğu için toplamları 35 olmalı. O zaman ben buraya 17 eksi A veriyorum arkadaşlar ve böylelikle bunların toplamı ne oluyor şu anda? 18 buradan 18, 17 de buradan 35, A'lar da birbirini götürdü ve 35'i sağlamış oldu bunlar. Peki, şimdi arkadaşlar şuradaki dörtlüye bakacak olursam, 1, 2, 3, 4 şeklinde bakacak olursam, bak eksi A ile artı A birbirini götürdü. 17 burada, 10 burada, 27 oldu. 35 olması için benim şuraya 8 vermem gerekiyor. Hemen geldim, yazdım buraya. Daha sonra arkadaşlar şuraya da bakabiliriz aslında. Bakın şu bölgeye de bakabiliriz. Burada da 10 ile 8'i topluyorum. 18, 17 eksi A da buradan 35 eksi A oldu. Ben buraya artı A vermeliyim ki bu durumda ne olsun? Eksi A artı A birbirini götürsün. Yine 35 olması sağlanmış olsun. Bize demişti ki mavi boyalı üçgenler içerisinde yazılan sayılar toplamı demişti. Birinde 8 var, birinde A var, birinde 17 eksi A var. Zaten A'ların birbirini götürdüğünü görüyoruz. 17 ile 8'i topladığımızda da 25 yapacaktır. Cevabımız Edirne seçeneği. Dokunulduğunda renk değiştiren mavi, kırmızı ve sarı renkli lambalardan oluşan düzenekte toplam 36 lamba vardır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Başlangıç için mavi olanlar, kırmızı olanlar ve sarı olanlar diyelim. Mavileri A ile gösterelim. Kırmızıyı B ile, sarıyı da C ile göstermiş olalım. Toplamlarının 36 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla geliyorum şuraya hemen A artı B artı C eşittir 36 olarak yazıyorum. Sonra demiş ki bize... Dokunulduğunda mavi kırmızıya dönüşüyormuş. Kırmızı da sarıya dönüşüyormuş. Mavi lambalardan 8 tanesine dokunulmuş arkadaşlar. Eğer 8 tanesine dokunulduysa bu durumda mavi olanlardan 8 tane azalmıştır. Ne olmuştur? Mavi kırmızıya dönüşüyordu. O zaman kırmızıdan 8 tane artmıştır. Yani B tane kırmızı vardı. B artı 8 tane kırmızı oldu. Peki. Kırmızı lambalardan 5 tanesine dokunulmuş. Kırmızı da sarıya dönüşüyordu arkadaşlar. Bu durumda kırmızıdan 5 tanesini azaldığına göre B artı 8'den B artı 3'e düşecektir arkadaşlar. Daha sonrasında ise C'den de ne olacaktır bu durumda? 5 tane artmış olacaktır. Yani sarı olanlardan da 5 tane artmış oldu böylelikle. Şimdi arkadaşlar bize demiş ki bu durumda her bir renkten eşit sayıda lamba olmaktadır demiş. Bunlar da birbirine eşit olduğunu söylediğine göre o zaman şunu yazabiliyorum ben. A eksi 8 ile B artı 3'ün ve C artı 5'in birbirine eşit olduğunu söyledim. Şimdi ben burada bir harflendirme yapmalıyım. Bunları birbirine eşitlemek için arkadaşlar. Mesela eğer şu A'ya... K artı 8 diyecek olursam, K artı 8 diyecek olursam burası ne olur? Artı 8 eksi 8 gider, sadece K kalmış olur. Diğerlerini de aynı şekilde K'ya dönüştürecek olursam bu sefer ne olacaktır? B yerine K eksi 3 vermem gerekecektir. C yerine de K eksi 5 vermem gerekecektir. Tamamdır. Bunları yazdıktan sonra A artı B artı C'nin 36 olduğunu bildiğimiz için gider yerine yazarız artık. A K artı 8'di, B K eksi 3'tü, C K eksi 5'ti. Topluyorum. Buradan 3K 8 eksi 3 eksi 5'ten bunlar gitti zaten, birbirini götürdü. 3K eşittir 36 olarak gelmiş oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde K eşittir 12 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Başlangıçtaki kırmızı lamba sayısını soruyor. Yani B'yi soruyor. B'ye biz ne demiştik? K eksi 3 demiştik. Yani K eksi 3 12 eksi 3'ten 9 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur.
Aşağıda bir kuyumcunun müşterilerine satmak için bir firmadan aldığı her bir bölmesinde 20'şer tane 1 gram altının bulunduğu 8 gözlü kutu verilmiştir. Kuyumcuya bu kutuyu getiren firma yetkilileri, kutunun gözlerinden birisine yanlışlıkla her biri 1,7 gram olan 20 tane çeyrek altın koyduklarını söylemişlerdir. Buna göre görünüş olarak fark edilmeyen altınlardan gramı farklı olanların hangi kutuda olduğunu kuyumcu en az kaç tartıda bulabilir diye sormuş. Şimdi burada en çok zaten en çok diye bir şey diyemeyiz. Yani belki 10 tartıda bulabilir. 10 değil de 15 tartıda da bulabilir ama burada en azını arıyorsak o zaman bir yorum yapabiliriz. Mesela şöyle diyelim arkadaşlar. Birinciden mesela 1 gram alınmış olsun. İkinci kutudan 2 gram alınmış olsun. Üçüncüden 3 gram. Dördüncüden 4 gram. Beşinciden 5. Altıncıdan 6 gram. Yedinciden 7 gram. Sekizinciden de 8 gram alınmış olsun. Elimizde toplamda şu an kaç gram altın olacaktır? 1, 2, 3 şeklinde geldiğimizde 8'e kadar 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı ne oldu? 8 çarpı 9 bölü 2 oldu. Yani 36 olarak gelmiş oldu. Yani şuradan 1 gram, buradan 2 gram, buradan 3, 4, 5, 6, 7, 8. İçlerinde zaten her birinin 20 vardı. Bu kadar alsak 36 olur. Niye böyle bir şey yaptık? Şundan dolayı arkadaşlar. Mesela bu hani 1 gram değil de 1,7 gram konulmuş olan mesela 5 no'lu kutu olsa bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Birinciden bir tane aldığımızda 1 gram, ikinciden 2 tane aldığımızda 2 gram, üçüncüden 3 tane aldığımızda 3 gram, dördüncüden 4 tane aldığımızda 4 gram, beşinciden 5 tane aldığımızda artık 5 gram yapmaz. Kaç gram yapar arkadaşlar? Fazlalıktan 0, her bir gram fazlalıktan 0,7 daha ağır, doğru değil mi? O zaman 0,7 ile 5'i çarptığımızda fazladan 3,5 gram daha fazla olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Yani 5 değil de buradan 3,5 gram daha fazla olduğu için 8,5 gelecektir diyebiliriz. Ama devamı yine aynı olacaktır. Mesela 6.dan yine 6 gram 1 gram olduğu için içinde. 7.dan 7 gram, 8.dan 8 gram olmuş olacak arkadaşlar. Bu sonuç bu durumda da sonuç ne gelecektir? Topladığımızda bunları burayı 5 olarak değil de 8,5 olarak 3,5 arttırdığımızda ne oldu? 39,5 oldu. Yani biz mesela sonucu biliyor olalım. 5. de varsa mesela bu fazla gramlar. O zaman sonuç ne oluyor? 39,5. Tamam da biz sonucu bilmiyoruz diyeceksiniz. Tamam, sonucu bilmiyorsun. Ama toplam ağırlığı ölçtün ve ne geldi? 39,5 geldi. Bu durumda sen hangisinde bu fazlalığın olduğunu bulamaz mısın? Bence bulursun. Nasıl bulursun biliyor musun? Bak şöyle bulursun. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den ne gelmesi gerekiyordu? 36 gelmesi gerekiyordu. Sen bunları bir topladın, 39,5 geldi. Fazladan kaç gramın var burada? Fazladan 3,5 gramın var. 3,5 gram fazlalık var. Peki bu fazlalığın hangisinde olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Fazladan kaç gram ölçüyorduk? 0,7 gram ölçüyorduk fazladan. Dolayısıyla ben bunu 0,7'ye böldüğümüzde ne geliyor bak? 5. kutu geliyor. Mesela ben tabii bunu örnek olarak 39,5 yazdım. Mesela daha başka bir şey de olabilirdi. Mesela 40,2 olsaydı. O zaman ne olacaktı? Fazladan 4,2 gram fazla gelmiş diyecektik. 4,2'yi 0,7'ye böldüğümüzde de bu durumda da 6. kutuda demek ki fazlalık diyecektik. Yani bütün bu işlemleri yapmamız için sadece bir ölçüm yapmamız yeterli oluyor. Bir kez ölçtük, toplamları 39,5 geldi, olması gereken 36'ydı deyip bunu çıkarıp 0,7'ye böldüğümüzde hangi kutuda fazlalık olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki bir tartıda bulunabiliyor. Cevabımız Adana. Rakamlar toplamı, rakamlar çarpımına eşit olan doğal sayılara parıltılı sayı denir. Buna göre bir basamaklı 10 tane parıltılı sayı vardır demiş arkadaşlar. Şimdi rakamların hepsi zaten şöyle düşünün 0, 1, 2, 3 bu şekilde nereye kadar gidiyoruz? 9'a kadar. Bunlar hepsi bizim rakamlarımızdı. Rakamların toplamı bunlar da zaten bir tane rakam olduğu için arkadaşlar mesela buradan sadece 0 gelmiş oldu. Bu durumda rakamlar toplamı da 0 oluyor, rakamlar çarpımı da 0 oluyor. Ya da mesela 1 aldığımızı düşünelim. Rakamlar toplamı da 1, rakamlar çarpımı da 1. Aynı şekilde rakamlar toplamı da 9, rakamlar çarpımı da 9. Sonuçta bir tane sayı var şeklinde düşündüğümüzde gerçekten de 10 tane sayı olduğunu görüyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda iki basamaklı en küçük parıltılı sayı 22'dir demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 10'lu sayılara bakacak olursak mesela 10, 11, 12 gibi sayılara bakacak olursak mesela 1 ile 0'ın toplamı 1 gelecektir ama rakamlar çarpımından 0 geliyor. 1 ile 1'in rakamlar toplamı 2 gelecektir ama rakamlar çarpımı 1 geliyor.
12'nin mesela rakamlar toplamı 3 geliyor ama rakamlar çarpımı 2 geliyor. Her defasında dikkat edin, rakamlar toplamı bir fazla olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla onlu sayılarda parıltılı sayı bulamıyoruz. 20'li sayılara geçiyoruz. 20'li sayılara baktığımızda 20, 21, 22 diye baktığımızda mesela 2 ile 0'ın çarpımı 0'dır, toplamları 2'dir. Dolayısıyla bu da değildir. 2 ile 1'in çarpımları 2, toplamları 3. Bu da değildir. 2 ile 2'ye baktığımızda ise rakamlar çarpımının 4, rakamlar toplamının da 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu parıltılı sayıdır. İkinciyi kabul ediyorum. Üçüncüye baktığımızda 3 basamaklı en küçük parıltılı sayı ile 3 basamaklı en büyük parıltılı sayının toplamı 444'tür demiş arkadaşlar. Şimdi burada öyle bir sayı seçmem gerekiyor ki rakamlar toplamı da rakamlar çarpımı da bana aynı şeyi versin. Aslında burada sağlayacak olan tek bir sayı grubumuz var. O da 1, 2, 3'tür. Burada şimdi rakamlar çarpımı da 6 gelecektir. Rakamlar toplamı da 6 gelecektir arkadaşlar. En küçüğü bu durumda ne olur burada? 123 olur. En büyüğü ise rakamların yerlerini değiştirerek mesela 321'i elde edebiliriz. Bunları topladığımızda ise ne olacaktır? 444 olacaktır. Bize de zaten bu şekilde vermişti. Doğru söylemiş. Bunu da kabul ediyorum. 3'e de doğrudur. Cevabımız Edirne. Aşağıda üzerlerinde sayılar yazılı olan toplar A ve B kutularında gösterilmektedir. A kutusundan bir top alınıp B'ye, aynı zamanda B kutusundan da bir top alınıp A'ya atılıyor. Son durumda A ve B kutularında bulunan topların üzerlerinde yazan sayıların çarpımı birbirlerine eşit olmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki sayıların hepsini alacak olursam mesela A'da 1 var, 6 var, 3 var, B'de 1 var, 2 var, 4 var. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 6 çarpı 3 18 çarpı 2 36 çarpı 4'ten 144 geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları öyle iki gruba ayırmalıyım ki eşit miktarla ayrılmış olsun. Nasıl ayrılacak bu durumda bununla? Demek ki 12 çarpı 12 olarak ayrılmalı ki 144 olarak gelsin. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? A'dan bir tanesi B'ye geçiyor, B'den bir tanesi A'ya geçiyor. Mesela ikisinin de 12 olması gerektiğini bildiğimiz için, şuranın da şuranın da 12 olması gerektiğini bildiğimiz için biz şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela 3'ü sağ tarafa ya da 3'ü mü transfer etsek? 6'yı transfer edelim. Bakın 6'yı buraya transfer ettiğimizde arkadaşlar 4'ü de sol tarafa transfer ettiğimizde dikkat edin A kutusunun içerisinde 1, 3 ve 4 numaralı toplar bulunuyor. B kutusunun içerisinde de 1, 2 ve 6 numaralı toplar bulunuyor ve ikisinin çarpımı da 12 olarak gelmiş oluyor. O zaman son olarak A kutusunda hangileri bulunmuş olacak arkadaşlar? 1, 3 ve 4 bulunmuş olacak. B kutusunda ise 1, 2 ve 6 bulunmuş olacak ve çarpımları hem A kutusunun hem B kutusunun 12 olarak gelmiş olur. Peki bize neyi sormuş hemen bakalım. Demiş ki buna göre demiş son durumda A kutusundaki toplar üzerinde yazan sayıların toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi A kutusundaki toplara baktığımızda 1, 3, 4'e baktığımızda bunların toplamı kaç geliyor arkadaşlar? 7, 8 gelmiş oluyor. Peki başka bir şekilde bunlar ayrılabilir miydi diye düşünelim bir de. Buradan bu şekilde 8 geldi. Buradan 3'ü değil de 6'yı yollamış olsaydık arkadaşlar. Daha doğrusu neyi yollamıştık? Biz zaten 6'yı yollamıştık. Tamam 6 kalsın bu defa. 3'ü yollayalım diğer tarafa. Buraya şimdi 3'ü yolladığımızda 2'yi de sağ sol tarafa yolladığımızda ne olacak? Dikkat edin A kutusunun içerisinde 1, 2 ve 6 bulunacak. B kutusunun içerisinde ise 3, 4 ve 1 bulunacak. Hatta bunları da bir tekrardan yazalım. A kutusunun içerisinde 1, 2 ve 6 bulunacak son durumda. B kutusunun içerisinde de 3, 4 ve 1 bulunmuş olacak. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar A kutusundakilerin toplamı ne oluyor? 6, 2, 8, 1 de buradan 9. İşte bunların toplamını istemiş bizden. 9, 8 daha 17'dir. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki şekilde kutuların içine 1'den 9'a kadar rakamlar her kutuya bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor demiş arkadaşlar. Bir satırdaki en büyük rakam satırın sağına yazılıyormuş. Şuradaki mesela en büyük olan şuraya yazılıyor. Bir sütundaki en küçük rakam da sütunun altına yazılıyormuş. Mesela şuradaki en küçük hangisi ise işte buraya yazılıyor. A buradaki en küçükmüş. Mesela buradaki en küçük 7'ymiş, buradaki en küçük de 4'müş diyebiliriz arkadaşlar. A artı B'nin en az olmasını istiyor dikkat burası. Şimdi en az olmasını istiyorsa direkt şuraya gidiyor benim aklım. Şurada 4'ü görüyorum ben. Demek ki bu sütunda en az 4 var. Bu durumda ben B'ye 4 vereyim ki B'den en azı yakalamış olayım. Şurası 4 olarak gelmiş olsun arkadaşlar. Peki burada A'nın da en az olmasını istiyorum ya. Şurada
O zaman şöyle bir şey desem ben buraya arkadaşlar. Şuraya 1 desem. En az diyor ya, o yüzden 1'den başlayabildiğim için en az 1 dedim buraya. A'nın en az olmasını istiyorum. Peki bunları bu şekilde verdiğimde tamamen burası sağlanabiliyor mu? Bunu kontrol etmem gerekiyor. 1, 4 verdiğimde, mesela şuraya 9 verdiğimde, dikkat edin, en büyük bak 9. Bu şekilde yazmış olduk. Hiçbir problem yok. Daha sonrasında şuradaki 8'i elde etmek için arkadaşlar, burada tabii şunu biliyor olmamız lazım. Şurada hem satırda 7 var hem sütunda 7 var. Bu ne anlama geldi arkadaşlar? Demek ki bu satırda en fazla olan 7, şu sütunda da en az olan 7 ise o zaman mecbur ben şuraya 7 vermeliyim ki bu sağlanmış olsun gerçekten. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya da en fazlanın 8 olacağını biliyoruz. Şuraya veremeyeceğimize göre bu 8'i. Ya şuraya gelecek bu 8 ya da buraya gelecek arkadaşlar. Bu bir kalsın bakalım. Hatta yazalım mı? Şöyle yazabiliriz aslında. Şuraya 8 verdik diyelim. Peki şimdi arkadaşlar, diğer sayıları da bunlara göre yerleştirebiliyor muyuz? Eğer yerleştirebilirsek zaten bunu doğru çözüm olarak kabul edeceğim. Mesela 2'yi kullanmadım. 2'yi şurada kullandım diyelim arkadaşlar. 3'ü burada kullandım diyelim. 4'ü kullanmıştık. 5'i şurada kullandım diyelim. 6'yı kullanmamıştık. 6'yı da şurada kullandığımızı düşünecek olursak bakalım tamamı sağlanmış oldu mu? Şimdi şuradaki en büyüğün 7 olduğunu görüyoruz. Evet, buradaki en büyüğün 8 olduğunu, buradaki en büyüğün 9 olduğunu görmüş oluyoruz. Şuradaki en küçüğün 7 olduğunu görüyoruz. Buradaki en küçüğün 4 olduğunu görüyoruz. Ve buradaki de zaten arkadaşlar 2 ve 3'ü şuraya yerleştiremezdim değil mi? Buradaki çünkü en küçüğün 4 olduğunu bildiğim için 2 ve 3'ü mecbur buraya yerleştirecektim. Buradaki en küçük de 1'dir. Demek ki A da buradan 1'dir. Ve tablonun sağlandığını görüyoruz. A buradan 1 olarak geliyor. B de buradan 4 olarak geliyor. Toplamları 5'tir. Yani Ceyhan seçeneği. Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir sayı yazıyla yazıldığında birler basamağındaki rakamın sıralamasında bulunan harf o sayının alfabetik değeri olarak tanımlanmaktadır. Örneğin 45 B harfi soldan 5. sırada olduğundan 45'in alfabetik değeri B'dir demiş arkadaşlar. Bize 8A diye bir iki basamaklı bir sayı vermiş ve alfabetik değerinin E harfi olduğunu söylüyor. Şimdi bu 80'li bir sayı arkadaşlar. Şöyle bir şey diyecek olursak mesela şunları yazalım tamam mı? 80 diyelim. Hatta şunları tekrar uğraşmamak adına şöyle yapayım arkadaşlar. 80, şu 84 için yazdım. 85 için, 86 için, 87, 88 ve 89 olmak üzere hepsini yazmış olduk. Şimdi 81, 82, 83, 84, 85, 86, eksik yazmışız sanırım, 87, 88 ve son olarak da 89 yazacağız arkadaşlar. Şunu da bir kez daha çoğaltıyorum şöyle. 89 yazıyorum. Şimdi burada bize anlatılan şekilde bakacak olursak mesela şu 45 ile bitmiş değil mi? 5.ye bakılmış. Mesela 80 neyle bitiyor? 0 ile bitiyor. O yüzden buna bakmamıza gerek yok. 0. Harf diye bir şey olmayacağına göre. Mesela şurası 81 değil mi? 1.ye bakmamız gerekiyor. 1. nedir? S'dir. Bu bizim istediğimiz gibi bir şey değil. E ile E olmasını istiyorduk biz bu değerin. 82'ye baktığımızda yani 2.ye bak diyor. Aha zaten yakalamış olduk. Bak 82. 2.'nin E olduğunu gördük. Daha sonra 83, 3.ye bak diyor, 3.'nün K olduğunu gördük. 84, 4.ye baktığımızda S harfini görüyorum. 85, 5.ye baktığımızda burada E harfini görüyorum. Tam istediğimiz gibi bunu da alıyorum. 86'ya geldim. 6.ye baktığımızda tam N harfine denk geliyor. Bu da değildir. 87'ye baktığımızda Y harfine denk geliyor. Bu da değildir. 88'e baktığımızda şuradaki E harfine denk geldiğini görüyoruz. Aradıklarımızdan bir tanesi de işte budur arkadaşlar. 89'a bakacak olursak da 6, 7, 8, 9, K'ya denk geldiğini görüyoruz. Bunu da istemiyoruz. Bize ne demiş? A'nın alabileceği değerler toplamını söyle demiş. A neydi? Şu 80'li sayının 1. basamağıydı. Biler basamağıydı. Dolayısıyla burada 2 olabilirmiş, 5 olabilirmiş, 8 olabilirmiş arkadaşlar. 2 artı 5 artı 8'i soruyor bize. Bu da ne demektir? 15 demektir. Cevabımız Edirne. Aşağıda verilen iki ayrı hesap makinesi ile 3 basamaklı iki sayı yazılmaktadır. Her bir satırdan yalnızca bir rakama basılmıştır. Birinci satırdan seçilen sayı yüzler, ikinci satırdan seçilen sayı onlar ve üçüncü satırdan seçilen sayı birler basamağına yazılmaktadır. Ekranlarda yazan sayıların toplamı 1000'dir demiş arkadaşlar.
Ekranlardaki sayılar arasındaki farkın mutlak değeri en az kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, burada yüzler basamağını oluştururken 1, 2, 3 var. Burada yüzler basamağını oluştururken 9, 8, 7 var. Şimdi ben aralarındaki farkın en az olmasını istiyorsam bu durumda şurada verebileceğim en küçük sayıyı, yazabileceğim en küçük sayıyı yazarım. Buraya da yazabileceğim en büyük sayıyı yazarım arkadaşlar. Böylelikle aralarındaki farkı çok küçük tutmuş olurum. Burada 9, 8, 7'den tabii ki 7'yi seçmemiz en küçüğü için işimize yarayacak. İkinci satıra geçtiğimizde burada en küçük 4 var. Üçüncü satıra geçtiğimizde en küçük burada 1 var. 741 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Peki sol tarafa baktığımızda burada da yazabileceğimiz en büyük sayıyı yazmamız lazım bizim. Şimdi burada 300'lü bir sayı yazdığımız anda direkt 1000'in üzerine çıkıyor toplamları. Çünkü diğer sayı 741'di. O yüzden 3'lü bir sayıyla başlayamıyorum. 2'li bir sayıyla başlarım o yüzden. 200'lü bir sayım. Zaten 741 ile neyi toplarsam 1000 yapar diye düşündüğümde 259 derim arkadaşlar. Şimdi bunu biz buradan gerçekten oluşturabiliyor muyuz? Bak 2'yi şuradan seçtik. 5'i buradan, 9'u buradan seçtik. Gerçekten de oluşturabiliyoruz. Demek ki bu sayılar oluşuyor. Bunlar arasındaki farka bakmamız gerekiyor. 741'den 259'u çıkarıyorum arkadaşlar. 11'den 9 çıktı, 2 kaldı, 3 kaldı burası. 13'ten 5 çıktı, 8. Buradan da biraz azaldığında, 6'dan 2 çıktığında 4 kalacaktır. Cevabımız 482 olarak gelmiş olur.